Merhaba, hoş geldiniz. Ben Rümeysa. Bugün benim için çok özel bir gün çünkü çok sevdiğim, çok ilham aldığım ve işlerini sürekli takip ettiğim bir sanatçıya sizin önünüzde sorular sorma şansım olacak. Hem bu sergiden hem de Gülsün Hanım'ın bu sergiye bağlanan birçok başka işinden bahsedeceğiz. Ama soruları sadece ben sormak zorunda değilim. Siz istediğiniz zaman hem sorularınızla hem yorumlarınızla direkt söze girebilirsiniz isterseniz. Gülsün Hanım, önce bu girişte ve yan tarafta koridorda gördüğümüz kundaklı bebek resimlerinden bahsedelim isterseniz. Bunları Floransa Villa Romana isimli güncel sanat merkezine misafir sanatçı olarak davet edildiğiniz zaman yaptınız. 15. yüzyılın büyük mimarı Filippo Brunelleschi tarafından yapılan Ospedale degli Innocenti isimli, yani Hospital of Innocence, Masumların Hapishanesi isimli bir kompleksin içinde bir yetimhane var ve burada yine bir heykeltıraş Andrea della Robbia'nın yaptığı bir dizi rölyef var. Siz aslında bunu çok gençken de görüyorsunuz bunları ve bununla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama 2015'te tekrar Floransa'ya gittiğinizde böyle bir iş yapıyorsunuz. Yani önce şundan başlamak istiyorum. Sizi bu figürlerde etkileyen şey neydi? Hani bunca yıl zihninizde taşıyıp da hani Floransa'da başka birçok şey hakkında da aslında iş yapabilirdiniz. Neden özellikle bunlara yönlendiniz? Onu sormaya başlamak istiyorum. Ben de öncelikle çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız ve bizi dinlemek üzere buraya geldiğiniz için. Evet, yani hikayeyi o zaman çok ilk başından anlatmam lazım. Çünkü yani söz konusu kundaklanmış bebeklerin rölyeflerinin bulunduğu meydanla ilk karşılaşmam benim 1969 senesinde oldu. Belki birçoğunuz daha hayatta değildiniz. Ama 69 senesinde ben bir akademi öğrencisi olarak bir maceraya atmıştım kendimi. O dönemde İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuyordum. Ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuyan birinin aslında yani resim eğitimi alan birinin ne yazık ki ne bir müze görme olanağı vardı, ne bir orijinal resim görme olanağı vardı. Yani bütün gördüklerimiz siyah beyaz basılı küçük kitapların içindeki, hadi bir iki renkli reprodüksiyon görsek çok mutlu olurduk. Ama o zamanlar yani ısrarlı bir biçimde bir şeye gönül koyduysanız bunun peşine düşmenin gereğine fevkalade inanıyordum. Yani sadece ben değil, bu işi baş konuş olan arkadaşlarımız da aynı şekilde. Dolayısıyla bir biçimde yolumuzu bulup yurt dışına gidip işte bu okuduğumuz konunun gerçeğiyle karşılaşmak isteği içindeydik. 69 senesinde ben bir biçimde işte her şeyi düzene koydum. Küçük bir param vardı. O sıralar hala da var galiba. Interrail denilen Evet. bir bilet vardı, tren bileti vardı. Bu tren biletini kullanım biçimi çok rahat bir şeydi. Çünkü bir yerden iniyordunuz, biniyordunuz, tekrar aynı yerden bindiğiniz zaman öbür tarafa kadar tek bir biletle devam edebiliyordunuz. Bunu alabildim yine kısıtlı bütçemle. Bir sırt çantası, artık o zamanların sırt çantası nasıl da hatırlamıyorum, onu da hazırladım. Yani en asgari giyecek koyarak içine. Ondan sonra Sirkeci'den trene bindim ve yola düştüm. Ve tek Önce tek başınasınız. başımayım, tek başımayım ve yani bu yolculuğu da azimle tek başıma yapmam gerektiğine inanıyordum. Çünkü herhangi bir müdahaleye hiç tahammülüm yoktu o zamanlar. Bir şeyleri göreceğim, müzeleri göreceğim. Hatta sadece müzeler ve modern sanat değildi çok aşık olduğum şeyler. Bir Rönesans'ı görmek istiyordum. Rönesans öncesi resmine çok yakınlık duyuyordum ve Rönesans öncesini görmek istiyordum. Dolayısıyla biz Sirkeci'den yola çıktığında bir işçi treni, o sırada müthiş bir işçi göçü var Avrupa'ya ve biz işçi kardeşlerimle birlikte trende tek kadın
yolcu olarak yola çıktım. Bir hayli maceralı bir yolculuk oldu. Çünkü onların haleti ruhiyesi çok zor anlatılır bir şeydi. Çünkü arkalarında çocuklarını, bırakıyorlar. Çok heyecanlılar. Gidecekleri yerleri bilmiyorlar. Bu arada tabii bir kadın yolcu ve çok genç bir kız olarak orada tek başıma kuzu gibi otururken benimle ilgileri çok farklı biçimde gelişiyor. Gece beraber yolculuk yapıyoruz. Zor bir yolculuktan sonra işte Bulgaristan'dan geçtik. Belgrad, arkasından Trieste'de indim ve Trieste'den itibaren dolaşarak ve müzeleri gezerek yolculuğuma devam ettim. Bu yolculuk esnasında tabii sadece tek bir rut değil, şeyleri de, yolları da biraz zorlayarak, arada otostop da yaparak tren yolundan ayrılıp, mesela Siena gibi bir yere gittim. Neden Siena'ya gittim? Çünkü bu Orta Çağ meselesinin en zengin olduğu yer olduğunu biliyorum ve beni çok zenginleştirdi tabii. Yani sıradan bir müze değil de Siena gibi Orta Çağ'ın bu kadar yoğun yaşanmış ve halen bütün kalıntılarının var olduğu bir şehir. Oradan Arezzo diye bir şehre gittim, yine otostopla. Arezzo bütünüyle Piero della Francesca'nın resimleri vardı orada ve kiliselerin içindeydi. Bunları görmek müthiş zenginleştiriciydi. Sonra yolum döndü, dolaştı, Floransa'ya geldi. Floransa'da dolaşırken ben Floransa'yı çok fazla süslü, büyük ve çok fazla turist dolu buldum ve buna tepki de duydum. Pek hoşlanmadığım bir ortam diye düşünürken bir meydanda buldum kendimi. Bu meydanda çepeçevre, aslında o resimleri gösterebilirdik ama onu belki size söyleyeyim. Brunelleschi'nin Floransa'daki Ospedale degli Innocenti binasını şeyde bakarsanız, internette bakarsanız bu meydanı görebilirsiniz. Meydanın dört bir çevresinde kundaklı bebekleri gösteren rölyefler vardı. Kundaklı bebeklerin arka fonu, yani seramik bebekler bunlar. Arka fon mavi, harikulade bir mavi. Ve bebekler de Orta Çağ usulü kundaklanmış ve üstü de iple bağlanmış. Çok etkileyici bir görüntü. Bunları görünce ben çok 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 etkilendim. Epey bir zaman geçirdim o meydanda. Kapalıydı. Müze kapalıydı. Göremedim içerisini ama yani oradaki izlenim bile bana fevkalade büyük bir etki yaptı. Belki de bu yolculuğun işte ondan sonra Paris, Amsterdam, Lozan, işte bilmem Almanya, Berlin, Danimarka falan hepsine gittim, şeye kadar, kuzeye kadar gittim. Ama hiçbirinde bu etkiyi tekrar yaşadığımı da söyleyemem. Müthiş bir şeydi. Onun arkasından yıllar sonra bu Floransa'daki rezidans yapmak üzere sadece bir 20 günlük daveti değerlendirmek gerektiğinde oraya gittiğimde birden kendimi yine böyle çekilmiş gibi bu meydanda buldum. Bu meydanda bulunca hiçbir niyetim, şey vardı, bir sergi teklifi almıştım. Fakat orada, o mekanda, yani rezidansın bulunduğu mekanda yapabileceğim bir sergi, nasıl bir şey olduğunu da hayal etmiyorum. Ve orada birdenbire kendimi aynı meydanda bulunca dedim ki tamam, ben şeyimi buldum ve bunun üstüne gidiyorum. İşte oradaki odamda hemen bir tezgah kurdum. Çok uzun süredir pastel boya kullanmamıştım. Birden işte oradan pasteller aldım, onlarla çalışmaya başladım ve sonra da aslında esas bağlantı orada kundaklamak fikri. Kundaklı bebekler yapıyorum ama kundaklar neden olacak? Kundaklar aslında çok böyle cuk oturdu bu konuyla. Orada Floransa'da inanılmaz bir paket kağıdı kültürü var. Her yerde hala, yani yıllardır, yüzyıllardır kullanılan paket kağıdı desenlerinin basılı olduğu ve bunları satan dükkanlar var. O dükkanlardan
o paket kağıtlarını aldım ve bebekleri Floransa'nın kendine ait paket kağıtlarıyla kundakladım. Bunlar da aslında sergi, daha da büyük bir sergi. Burası yani gösterdiğim yerlerin en küçüğü diyebilirim. Oradaki mekan iki ayrı mekandı ve bunun bir parçası daha var gösterilen. Onunla birlikte iki ayrı mekanda gösteriliyordu. Ondan sonra şeye gitti, Viyana'ya gitti. Viyana'da büyük bir galeride gösterildi. Orada da bayağı büyük gösterildi. Burada şu anda bir parçasını görüyorsunuz. Ama çok da güzel bir sıcak bir ortamda gösteriyoruz. Meseleyi sadece bebekler ve kundaklarla bırakmamak için kundak, bebek ve de yine bir yetimhane meselesine geldiğimizde, yetimlik ve yetimhane ve birden savaşlar, savaşlarla birlikte çocuklar, çocukların kaderleri vesaire diye bambaşka bir kulvara girdi proje. Ve sonuçta böyle bir proje çıktı. Bebeği kundaklamak. Ben de tam onu söyleyecektim. Aslında bu mekan sadece bu bahsettiğiniz rölyeflerin olduğu avlusuyla değil, hani içerisiyle de çok etkileyici anladığım kadarıyla. Ben gezmedim ama siz 2015'te belki gezmişsinizdir diye. 2015'te de kapalıydı. Müze renovasyondaydı. Fakat küçük bir bölümü vardı açık olan. Onu anlatabilirim. Anladım. Evet. Yani benim yaptığım araştırmalara göre burada o 15. yüzyıldan beri içeride kalan çocuklara ait bazı objeler ve kıyafetler biriktirilmiş. Çünkü hani bir gün aileleriyle karşılaşırlar diye orası bunları çok iyi bir şekilde dokümente etmiş. Bunlar yer alıyormuş. Bir de aslında dönemsel olarak da baktığımız zaman Rönesans'ın etkisiyle şehirlerin değiştiğini, işte mimarinin arttığı, kent popülasyonunun arttığı ve bugün de aslında bahsettiğimiz bu kent yoksulları denilen şeyin ortaya çıktığı bir dönem. O yüzden de bu günahın ve sefaletin çocukları aileleri tarafından bir gün buraya bırakılıveriyorlar. Hatta girişe de bir düzenek kurulmuş. İçine bebeği koyup döndürebileceğin evet. şekilde. Sonra zile basıp gidiyorsun. Yani hani içeriğiyle sen bir muhatap olmak zorunda da değilsin. Böyle de bir düzene kurulmuş. Bu tabii çok çarpıcı bir hikaye. Yani 15. yüzyılda böyle bir şey olması açısından da aslında bir yanıyla da hayranlık uyandırıcı. Hani sizin hikayelere olan ilginizden de yola çıkarak hani sadece bu bebek rölyefleri değil de bütün bu hikayeyi de aslında etkilendiniz diye düşünüp sözü size vereyim, neler gördünüz belki. Şimdi tabii bu şeyin hikayesi, çok teşekkür ederim. Mükemmel bir araştırma yapmışsın bu konuda, benden daha güzel anlattın. Ama bazı şeyler eklemek istiyorum. Bu yetimhane 15. yüzyılda açılmış bir yetimhane ve ipek tüccarlarının desteğiyle açılmış. Yani parasını ve şeysini ipek tüccarları vermiş. Şimdi her ne kadar bir sosyal ve fakirlerin yetimhanesi gibi görünse de bunun altında bir başka hikaye de var. Çünkü bu ipek tüccarlarının hepsinin metresleri var. Bu metreslerden olma çocukları var. Bu çocukları deklare edemiyorlar, açıklama yapamıyorlar topluma karşı. Ve bunlar birleşip böyle bir yetimhaneyle aslında o ayıbı örtmek gibi bir eğilimleri de var bunun arasında. O kadınlar, çocuklar doğdukça işte bu bir döner taş var orada. Gerçekten bir kısmı, yani içeriye çocuğu verdiğiniz zaman ondan sonra hiçbir şey görmüyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Böyle bir şeyi de, toplumsal meseleyi de içeren bir görevi var. Ama bunun yanında gerçekten bir yoksul barındıran ve annesiz babasız ortada kalmış çocukların da gerçekten faydalandığı, okuduğu, okutulduğu, eğitildiği de bir yer bu yetimhane. Bir başka olay da bu yetimhanede çocukların bakımı için, şimdi bizimki gibi çocuk maması bilmem ne falan yok o zamanlar herhalde, süt nineler meselesi var. Bu yetimhaneye köylerden toplanan kadınlar süt nine olarak
istihdam ediliyor. Bir süre sonra işte şey köylerde şey yapan kadınlar sütline olarak geliyorlar ve bu çocukların bakımı. Ama yine bir toplumsal mesele orada çıkıyor. Çünkü esasında gayrimeşru çocuk doğurmuş olan kadın bir biçimde çocuğunu önce içeriye verip ondan sonra da süt nine olarak kendisini takdim eder hale geliyor. Bütün bunlar 15 ve 16. yüzyılda olan hikayeler ve çok beni gerçekten büyüledi bu hikayeler. Ondan sonra bu şey bir süre sonra 18. yüzyılda filan bu süt nine hikayesi o kadar dejenere olmaya başlıyor ki ondan vazgeçiyorlar ve bunu yürütmek istemiyorlar. Fakat hala yani o sistem ve o yetimhane şimdi müze halinde yeniden onarılıp tekrar sunulacak. Defterler vardı. O küçük bölümünde müze kapalı ama bir bölümün açıktı. İşte o çok dramatik. Ben tabii saatler geçirip o defterleri inceledim. Aslında gelen çocukların hangi gün geldiği müthiş dikkatle tutulmuş, çok iyi yazılmış defterler. Çocuk ne zaman bırakıldı, kaç kilo, işte üzerinde ne vardı ondan sonra. Fakat son bölümündeki yani bir kolon daha var. Çocuk ne zaman öldü kolonu. Ve yani içeri giren çocuğun hayat süresi 10 yılla. 15 yıl, 10 yıl filan yani çoğu da telef olup gidiyor. Yani orada harika bir hayat ya da bir başka yere doğru kendini hazırlayıp gittiği değil. Pek çoğunun böyle şeyleri var ama en son hangi sene 1970'lerde filan hala içeride büyümüş olanlar yani bir çok çok yaşlı bir kadın konuşuyordu videoda. Yani ve de şeyi anlatıyordu. Daha sonra kapanmışsın. Ben bir YouTube videosunda seyrettim. Bir turist oraları gezerek anlatıyordu. Hı-hı. Çok da öyle aşırı bilgilendirici bir video değildi ama sonra da yakınlardaki başka bir yapıyı gösterip oraya da hala çocukların yine o şekilde bırakılabileceği bir düzenekten yani modern bir yetimhane ve hani o düz bir bölmesi var falan. Hı-hı. Böyle bir şey gösterdi. Yani belki onu biliyorsunuz. Sen daha iyi bir araştırmışsın. Beraber. Çünkü konu çok ilginç olunca ben de YouTube'da bayağı seyrettim. Buraya gelecek olursak siz bu yetimhane mevzunu araştırmaya başladıktan ve bu konuyla ilgili birçok görseli, imajı ortaya döktükten sonra bu yuvarlak çitlerle karşılaşıyorsunuz. Evet. Zaten arkada videoda da görüyoruz. Biraz da hani bu kısmı özellikle içeride çocukların yüzleri ve bakışlarına, yüz ifadelerine odaklanarak bazı tekstil kolajlar yapıyorsunuz. Bu ifadeye yoğunlaşma ve çiti kullanma meselesinden belki biraz bahsedebiliriz. Şimdi tabii yani hem dramatik hem de bu kadar yoğun bir meseleye el attığınız zaman yani yetimlik, yetimhane, yetim kalmış çocuklar diye bir kulvara girdiğiniz zaman bunun sonu yok. Yani öyle bir şey benim de huyum bu. Yani bir işe kalkıştığım zaman hiçbir zaman kendimi şey hissedemiyorum. Yani bunu dibine kadar götürüp ne olup bittiğini iyice anlayıp ondan sonra kendimi daraltarak işin ortaya çıkmasına izin veriyorum. Yani bunu bu kadar şey yaptıysam, araştırdıysam ortaya çıkan şu kadarcık bir iş oluyor ama onun altında gerçekten uzun süreli mücadele var bunu anlamak için. Şey de şöyle, yetim meselesine girdiğimde tabii yetim bütün savaşların yetim bıraktığı, yani bırakın işte Floransa'nın küçük dünyasındaki yetimleri, bir de savaşlar var, işte göçler var, birçok olay var bu şeyin yetim meselesinin altında. Orada da yine kendimi kısıtlamak ihtiyacı duydum. Çünkü bir baktım Birinci Dünya Savaşı var. İnanılmaz bir yetim meselesi. Yetimhaneler, işte Ermeni yetimhaneleri, Rum yetimhaneleri, Osmanlı yetimhaneleri hepsi bir arada işte çocukları sahiplenmek etmekle. Sonra biraz daha sakinleşmek ihtiyacını duydum.
hadi getirelim bunu yine daha bir yakın tarihe deyip İkinci Dünya Savaşı'nın yetimleriyle uğraşmaya başladım. O da tabii yani hepimizin bildiği konu, yani tipsiz kuyu, işte İngiltere'deki çocukların bombardımanda boşaltılmasından tutun, işte şeyin, ne derseler, işte Yahudi çocuklarının katliamı vesaire, yani bunların hepsini bir araya getirdiğinizde müthiş bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Şöyle bir şey, bir sürü fotoğraf var internette, tabii kaynağım da internet. Bir sürü fotoğraf var fakat bu fotoğraflardan da soyutlanıp onları da daha indirgeyebilmek için aslında bakışlara ve de yüzlere konsantre olmayı seçtim. Ve bu kolajları yaparken yani bunun içinde hem o çocukların bakışı var ama aynı zamanda da o yumuşak doku var. O saten dokunun o çocuk temasıyla bir araya gelmesi falan, yani düşündürücü ve hissettirebilen bir malzeme var bunların içinde. Yuvarlak şeye gelince aslında burada da gördüğünüz gibi, filmde de gördüğünüz gibi bir İkinci Dünya Savaşı çocuklarının büyük alanlarda, büyük çocuk çitlerinin içinde bir arada tutulduğunu gösteren bir sürü filmle karşılaştım. Bunların içinde o yuvarlak fikri çok güzeldi. Yuvarlak nasıl bulabilirim diye çırpınırken gerçekten son 4 tanesi kalan bir eBay'deki bir şey yakaladım. Bunlar Türkiye'ye gelemiyordu. İtalya'da, iyi ki İtalya'daydı sergi. Onları aldırttım, oraya koydurduk. Sonra Türkiye'ye getirdik falan böyle. Yani onlar gösterildikten sonra, işte önce İtalya'da gösterildi, sonra Viyana'da gösterildi, ondan sonra buraya geldi. Sonuç olarak bu filmler de aynı şekilde internette bulduklarım ve onlardan da bir araya, yani free footage dedikleri, rahatlıkla kullanabileceği, yani satın alabileceğim ve kullanabileceğim film parçacıkları bunlar. Onlardan bir montaj bu. Ve de bunlarla birlikte proje, bir de resimleri de dahil ettiğimizde bu proje ortaya çıktı diyebilirim. Ya konu aslında epey ağır ve yani hani gezen kişinin çok rahat bir şekilde aslında hani duygu sömürüsü, gezen kişi de böyle bir his de oluşturabilecek bir konu. Ama siz ona bir mesafeyi koruyorsunuz ki aslında bütün işlerinizde benzer bir durum var. Hep ağır konular, bu makro meselelerden etkilenen mikro insanların hikayeleri üstüne. Ben o şeyi nasıl, dengeyi nasıl kurduğunuzu merak ediyorum. Yani bilmiyorum, bu rahat ve kolay bir şekilde açıklanabilir bir şey midir ama hani bunun hesaplanabilir, belirli bir stratejisi vesaire var mı? Mesela bu videoyu yaparken bir editingde dikkat ettiğiniz bir şey var mı, yoksa içgüdüsel olarak mı gelişiyor bu mesafe? Onu biraz merak ediyorum. Şimdi aslında içgüdü güzel bir laf. Yani bak, hiç düşünmediğim bir laf. Ve yani tabii bir içgüdü meselesi var. Yani beni buna yönlendiren, böyle bir konuyu ele almaya yönlendiren bir içgüdüsel bir şey var. Yani konuyu yakaladığım zaman ben bundan uğraşabilirim diyebiliyorum. Ama öyle bir şey girdikten sonra öyle bir şeye karşılaşıyor ki dediğin gibi fevkalade şeye müsait, yani ne dedin, bir kelime kullandın. Duygu sömürüsü de yapabilir çok rahatlıkla. Duygu sömürüsü, yani dikkat ederseniz çocuk meselesiyle veya kadın meselesiyle çok uğraşıyorum ama bugüne kadar hiçbir şekilde de sen çocuk duygu sömürüsü, çocuk sömürüsü yapıyorsun, burada bunu kullanarak işte bilmem şunu sömürüyorsun ya da işte bunu nasıl kullanırsın diye bir şeyle karşılaşmadım. Yani bunun da biraz çok kontrollü işe devam etmenin getirdiği bir durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü demin söylediğim gibi birçok şeyin içinden seçmeye getirdiğim bir konuya girdiğim zaman o konu benim için artık
her şeyini bilmek zorunda olduğun, hiçbir hata yapmadan o alanda oynamak zorunda olduğun bir şey. Onu eğer becerebilirsen, aslında pek çok konuda itiraf edeyim, daha yarı yolda vazgeçilmiş, çöpe atılmıştır. Yani orada onu bulamadığım zaman da o projeyi olduğu gibi çöpe atarım. Yani ondan uğraşmam daha fazla. Orada o noktadır. Yani ikna olduğum noktadır. O mesafenin korunduğu nokta ikna olduğum noktadır. Sanıyorum o noktaya gelene kadar geçirdiğim sıkıntılar, iç hesaplaşmalar, acılar, ne olursa olsun işin bu kadar dikkatli olmasını sağlıyor. Peki bilmiyorum, bu hani konuşulabilir bir şey mi gerçekten de şey değil mi? Ben de sanatçı olmadım ama sanatçıları çok uzun zamandır takip ettiğim için çok merak ettiğim bir şey. O yüzden tekrar soracağım. Mesela o nokta bu sergide ne oluyor sizin için? Hani bunun konuşulabilir bir tarafı var mı bilmiyorum ama. Şimdi bak, mesela bir şey söyleyeceğim sana. Şeyi seçiyorum, yani işte filmler, film parçacıkları. O parçaları seçtikten sonra önüme koyuyorum. Bir kere daha düşünüyorum, 10 kere düşünüyorum. Onlardan bir araya getireceğim. Şu, şu ve şu diye seçimimi yaptığım zaman onların bir araya gelmesiyle beni tatmin eden bir şeyi yapmış oluyorum. Fakat her yerde karşılaştığım bu. Bu işler sadece Türkiye'de gösterilmiyor. Bu dünyanın bir sürü yerinde gösteriliyor ve bir sürü yerinden de çok değişik tepkiler alıyorum. Yani Singapur'da işte kadınlarla ilgili yaptığım o panterli kadınlarla ilgili o kadar şaşırtıcı değişik tepkiler aldım ki yani ben bile düşünemem onu nasıl olup da öyle. Bu filmde mesela benim hiç dikkat etmeden seçtiğim ve koyduğum bir şey var ve bunu Avusturya'da gösterdiğimde yaşlıca bir adam geldi bana ve dedi ki sen dedi bu filmin dedi bu bölümü nereden buldun dedi. Şimdi bu Avrupa'nın savaş sonrası çok çeşitli ülkelerinden seçilmiş bir film. Bu dedi Avusturya'da. Şimdi en başta bilmiyorum şu anda ne gösteriliyor ama dikkat ederseniz bir takım çocuklar, böyle taş kıran adamlar var ortalıkta. Bir takım çocuklar içeri giriyor, bir sofra kuruluyor. İçeriden bardaklar, şeyler getiriyor, tepsiyle yemekler getiriliyor ve çocuklar ağacın altında yemek yiyorlar. Dedi ki bu Avusturya'da kurulmuş olan esir kamplarında çekilmiş bir film. Esir kampında bu adamlar mahkum ve gördüğün gibi taş kırıyorlar bilmem ne. Bir moral günü oluşturmak üzere yetimhanedeki çocukları mahkumların bulunduğu yere getiriyorlar ve mahkumlarla birlikte bir ağaç altı küçük bir yemek yedirerek hem mahkumların moralini yükseltiyorlar hem çocukların moralini yükseltiyorlar. Şimdi beni cezbeden burada işte o sezgi dediğin ya da neyse onu seçtiren benim için bu. Ama bunu ben Avusturya'da göstermesem bu herhangi bir film bölümü olabilir. Ama Avusturya'da gösterdiğim zaman bu işin üzerine bu hikayeyi anlatabilecek birileri görebiliyor ve diyor ki sen nasıl yaptın da bunu bana gösterebildin? Böyle bir takım buluşmalar oluyor. Yani bunda ne olduğunu ben de bilemiyorum ama herhalde bir sezgi ve seçme durumu var diye düşünüyorum. Aslında bu tür hikayeler sizin daha önce dediğim gibi işlerinizde çok fazla gördüğümüz şeyler. Yani hani belirli bir konuyu alıp Gülsüm Kara Mustafa'nın bu konuyla ilgili yorumu budur, bu kavrama böyle bakar gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz aslında. Mesela işte Suriyeli göçmen çocukların dramı diye konusu olan bir şey yapmıyor Gülsüm Hanım. Ama onun yerine etkilendiği bir rölyef, işte bir kompleks üzerinden aslında bu konuyla ilgili de konuşuyorsunuz.
yine benim aklıma hikayesi olan işleriniz, mesela işte Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nden bir karakterin anlattığınız tılsım işi vardı. Çok etkilendim, hatırlıyorum ondan. Ya da aile hikayeniz üzerine kurduğunuz apartman işi var. Ya da Yugoslavya göçmeni olan büyükannenizin bir hikayesi üstüne yaptığınız kuryeler işleri var. Yani bu hikayeler ve o işleri üzerine inşa etme haliniz üzerine belki biraz konuşabiliriz. Belki de hani bu işleri biraz sizden dinlersek, hazır burada bulmuşken sizi, o da güzel olur. Evet, yani şunu çok açık söyleyebilirim. Yani sanatta bunun ne kadar önemli ve geçerli olduğunu bilmiyorum. Yani ama ya da ayıp mı, yoksa bir sürü eski moda mı ne olursa, ben hikaye anlatırsıyım. Elimde de bu hikayeleri anlatabilmek için bir bildiğim bir yol var. Bu yolu deneyerek gerçekten yüreğimi oynatan bir takım şeyler karşısında bu hikayeleri anlatayım da paylaşayım diye bir süreç oluşuyor. Yani bunu isterseniz, yani ah sanat işte sanat içindir, dokunulmaz hiçbir şey, kirde hikaye, ne oluyor hikaye diye düşünebilirsiniz. Yani o da zaten hikaye anlatıyor canım diyebilirsiniz. Ya da hikayelere bakarsınız, geçersiniz. Ama ben hikaye anlatıcısıyım. Dolayısıyla yani bundan da hiç kaçınmıyorum artık. Çok hesaplaştım çünkü bununla. Yani bu noktada kabul edilmek çok zor bir şey. Ama çağdaş sanat bu imkanları da tanıyor insana. Yani güncel sanat diyelim. Pekala hikaye anlatıcısı oluyor. İkincisi, hikayemi anlatırken illaki şu medyumu ya da bu medyumu kullanacağım, illaki bunu bu şekilde anlatacağım diye de bir zorunluluk hissetmiyorum. Eğer işte enstalasyon yapmak istiyorsam enstalasyon yapıyorum, video yapmak istersen video yapıyorum, resim de yapıyorum, onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum ama bunlarla herhalde bir aktarım sağlıyorum. Yani benim işim bu. Bu kadar diye düşünüyorum. Diğer işlerinizden bahsetmek ister misiniz biraz? Bu özellikle mesela ben tılsım işini çok beğendiğimi hatırlıyorum. Tılsım aslında o hala da düşündüğüm ve yapmak istediğim bir iş. Bu Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi. O zamanlar o işi yaptığımda aslında şimdi İstanbul Ansiklopedisi ile ilgili sağlıkta çok güzel bir sunum var. Yani onun ortaya çıkması ve değerlendirilmesi olağanüstü bir şey. Ama o dönemde o benim için çok önemli bir şeydi. Çünkü o sürede aslında yani o hikaye bir, yani o ansiklopedi bir İstanbullu için çok değerli. Neden? Çünkü benim babam var o ansiklopedide madde olarak. Babamın amcası var madde olarak. Babamın amcasının oğlu var. Yani bir İstanbulluysanız eğer o ansiklopedide sizi es geçmez. Yani varsınız orada. Ondan sonra ama mesela babam radyocu ve yazar ve gazeteci olarak var. Ama onun babası yine bir İstanbullu olarak şeyin önünde, postanenin önünde eskiden kalem tamircileri vardı. Dolma kalem tamir eden. Kendisi bir dolma kalem tamircisi. Ve eğer Emcioğlu diye girerseniz, bakarsanız dolma kalem tamircisi babamın amcasının da orada maddesi var. Yani İstanbul'un ansiklopedisi İstanbullulara bu kadar yakın bir ansiklopedi. Onun içinde daha da alt kültüre inen birçok madde var. O maddelerden tılsım işi için seçtiğim o dramatik hikaye var. O hikayelerden yüzlercesi var. Ve bu seviyede aslında ciddi bir şekilde devam etmek istiyorum. Çünkü o resimler Sabiha Bozcalı tarafından yorumlanmış resimler ansiklopedideki ve o bir kadının elinden geçtikten sonra
sunulan en değerli hazine diye bakıyorum o güzellikteki resimlere. Ve onu yeniden bir kadın sanatçı olarak ele alıp yeniden yorumlamak benim boynumun borcu gibi geliyor. O devam edecek bir şey. Bu da senin söz ettiğin Tılsım. Ekmek fırınında çalışan alt kültürden bir genç adam birini öldürüyor, hapishaneye düşüyor. Hapishanede işte hapishanenin Ali Kıran Başkesen, koğuşun en belalısı, bunu kendine beğeniyor ve şeyini alıyor, kolunun altına himayesini alıyor ve büyük bir aşk yaşanıyor ikisi arasında. Fakat öyle bir şey ki bu genç adam hapishanedeyken de bu sefer bu kabadayının üstüne yürüyen birisini daha öldürüyor. Öyle olunca bu bir başka hapishaneye gönderilmek zorunda kalıyor. Başka hapishaneye gittiği zaman bizim kabadayı müthiş bir depresyon geçirip onu özlüyor ve onun için bir onu korusun diye bir tılsım çizdiriyor. Ya da kendi çiziyor, pardon. Kendi çiziyor çünkü aynı zamanda da ressam bu kabadayı. Tılsımın resmidir o. Üstünde çocuğu koruyacak yazılar vardır eski Türkçe. Kendisinin fotoğrafı iki bacağının arasındadır, kendi çizimi. Ve onun adına bu resimde kabadayı öldükten sonra boynundaki muskanın içinden katlanmış olarak çıkıyor. Yani öyle bir çok özel bir durum yani. Ve bu resimde önce Bozcalı, Sabiha Bozcalı tarafından ansiklopedi için tekrar çiziliyor. Sonra da işte benim işim oluyor. Yani böyle bir geçişkenli bir şey. Sizin sanki Milliyet'te de çalıştığınız gibi bir detay hatırlıyorum neyle? Ama Milliyet'te bu ansiklopediyle ilgili de çalıştığınız gibi bir detayı yok, hayır. O uydurma da olabilir. Başka biriyle karıştırıyor olabilir. Peki bu içerideki bebek resimlerine, kolajlarına tekrar gelecek olursak bu aslında sizin uzun zaman sonra yaptığınız ilk resimler. Bu tarzda ilk resimler. Yani şey değil, genelde işte o projem var, ikon serisi. Evet. Ama bu tarzda hala da devam etmedim mesela. Burada kaldı ama yani bir gün başka bir biçimde. Yani ihtiyaç duyduğum zaman yapıyorum bazı şeyleri. Yani ben evet onu söylediğiniz şeyi merak ediyordum. Hani belki bize bir sanat tarihsel bir özet verirsiniz. Hani sizin başınızdan bu böyle mi geçti bilmiyorum ama hani ressamlık ve güncel sanat, çağdaş sanatçılığı seçme konusunda böyle bir sizin mezun olduğunuz dönemde bir seçim yapma halinde kalma gibi bir durum yaşandı mı? Oralarda neler oldu diye sormak istiyorum. Tamam, peki saatimiz nedir? Ben de saat yok ama zamansal olarak neredeyiz? Ben sorularımın yarısını sordum. 7:15 geçiyor. Yani memnunsanız devam edelim. Yani ben şeyi sevmem yani böyle çok uzun süre konuşmak. Bilemiyorum, sizler söyleyebilirsiniz. Peki, devam. Evet, şeyden bahsediyorsun, yani nasıl çağdaş sanata düştün? Yani çünkü aslında en başta resim yapıyorsunuz. Evet. Hatta böyle şeyi ben hatırlıyorum, tabii. Böyle bu hocalarınızın bu çirkinlikleri benim önüme getirmeyi dedikleri falan. Sanki sonra daha yani enstalasyondu, videoydu gibi alanlara yönelmeniz var. Sanki o kopuşun da yani belirli bir tür ressam evet. Olmayışı evet. Bir şeysi mi var orada? Şimdi şöyle bir şey, yani akademide eğitim gördüğüm sırada biraz geç olmakla birlikte bu soyut kavramlar çok öndeydi. Resim yaparken işte figür yapan arkadaşlarımız bile bir mücadele verir halindeydi. Çünkü işte beş genç ressam olarak işte Mehmet Güleryüz, Komet, ondan sonra bilmem Utku Varlık vesaire yani tam hatırlamıyorum beşinciyi ama Alaaddin Aksoy hepsi bir araya gelip kendilerinin yaptıklarını öne koymak üzere aslında figüratif çalışan arkadaşlarımız bile yani figüratif çalışmanı bir ispat etme telaşı içindeydiler. Yani figür çok fazla sevilmeyen hele hele bir hikaye anlatıldığı zaman
illüstrasyon, bu bizi hiç ilgilendirmez diye dışlanan bir durum vardı. Yani pentür ve illüstrasyon hiçbir zaman bir araya gelmez. Bu ortamda demin başında da söylediğim gibi yani kafamdaki kendimi ifade etme biçimi aslında evet resim ama bu resmi nasıl kullanacağım? Mesela ortaçağ mevlilerin resmi beni çok cezbediyor. Hiçbir şekilde pentür cezbetmiyor. Yani Fransız stili işte bilmem yani onları da çok seviyorum. Bilgin, somut, taş gibi biliyorum ama esas beni ifade edebileceğim alan ve şey daha çok figüratif bir anlatım. Şeyle ilgili ne derler bu resim meselesiyle ilgili aslında bu aktivist dönemde daha çok kendimizi o toplumsal hareketin içinde ifade etme durumundayken işte afiş yapmak, işte gazetelere çizmek, illüstrasyon yapmak vesaire bunlar çok yardımcı oldu benim sanatımda kendimi ifade edebilmek için. Ama daha sonra da somut bir dil bulma çabası içinde 1980'lerde yine hikayesi olan resimler serisi yapmaya başladım. Bu İstanbul resimleri. Ondan sonra işte o seri çok hoş bir seridir. Evet, şey. Star Wars. Evet, Star Wars. Kıymatlı Gelin. Kıymatlı Gelin vesaire o resimler. Aslında onlar tabii özgündü ama soru işareti yaratan resimlerdi. Daha sonra 80'lerin ortasına doğru sinema ilişkisinin de getirdiği zenginlikle ben ufak ufak enstalasyon yapmaya başladım. Kumaş kullanmaya başladım. Resim yüzeyinden kopmaya başladım ve bu kopmayla birlikte aslında çok iyi yerlere gittiğimin farkındaydım. Yani iyi yerlere değil de kendimi daha tatmin edici yerlere doğru hareket ettiğimin farkındaydım. Ve de bunu yaparken aslında çok organik bir geçiş oldu benim için. Yani resimden çıkıp resimde resmetmeye çalıştığım bazı şeyleri artık rahatlıkla şey olarak, maddesel olarak ifade etmeye geçtiğimde kendimi çok rahatlamış hissettim. Fakat tabii 90'ların başı birçok şeyin, birçok kavramın, birçok kanonun karmaşa haline gelip birbirine karıştığı bir dönemdi. O dönemde bu resim yapma içgüdüsü ve özlemimi biraz bastırmak zorunda kaldım. Çünkü tek soru bana enstalasyon yapıyorsan ya da kendini çağdaş sanatla ifade ediyorsan bu resim ne? Yani resmi ne yapacaksın şimdi vesaire. Çünkü resim birdenbire yanlış bir anlaşılma tabii yani katiyen doğru bir anlama değil. Resim birdenbire tabu haline geldi. Bunun üzerine yazıldı, çizildi, resim öldü mü bilmem ne falan. O dönemde yoğun olarak enstalasyon formuyla şey yaptım. 2000'de baktım yani bir ihtiyacım var bazı şeylere ve resim yapmak istiyorum. Nasıl olacak? Peki bir şey düşüneyim, bir yenilik düşüneyim. Resmi de bir proje olarak yapayım bakalım. Bir çağdaş sanat projesi. Aslında ne yapmak istediğimi o zaman daha iyi anladım. Çünkü yine resim yapmak istemiyordum ama bu ikonlar serisine başladım. İkonlar serisinin de ismi vaat edilmiş resimler oldu. Yani bana vaat edilen bir resim yeteneği vardı ve ben bunu kullanacaktım. Nasıl yapayım? İşte bu şehir bana ne ifade ediyor? Bu şehir ikon gibi bir şehir. Geçmişi, geleceği vesaire. Ben de ikonla ifade edeyim kendimi. İkon ustası kimdir? İkon ustası bir eldir sadece. O el yaptığı işin sorumlusu değildir. Ona yukarıdan emir gelir o resmi yapmak için. Dolayısıyla o ne kadar rahatlarım bu resmi ben sadece bir el olarak yapıyorum.
mesele hallolmuştur. O gün bugündür de şeye de karar verdim. Bir ömür boyu sürecek bir projedir bu vaat edilmiş resimler. Ona da karar verdim. Ondan sonra bunu yapmaya devam ediyorum. Yani hala ilk o şeyler, vaat edilmiş resimler çıkıyor. Vaat edilmiş resimler böyle çok kolay çıkıyor. Dediğim gibi yani ne yapacağımı hiç düşünmeden resim yapmak ihtiyacı duyduğumda oturuyorum ve resim yapıyorum. Peki bu yine Floransa'da yaptığınız resimlere dönersek, onların üstüne başta da bahsettiğiniz gibi oralardan aldığınız paket kağıtlarını koyuyorsunuz. Evet. Aslında bu rölyeflerin Floransa'da yapıldığı döneme de belki biraz benzeyecek şekilde bu 70'lerden itibaren Türkiye'de de yaşanan kırsaldan kente göçüş meselesini aslında resmettiğimiz, az önce de konuştuğumuz serilerdeki desenlere ben hatırladım. O desenlere bakınca, o çiçekli desenler ve hani acaba hiç siz böyle bir şey düşündünüz mü, böyle bir ilişki kurdunuz mu, onu merak ettim. Çünkü her iki tarafta da böyle bir dezavantajlı durumdaki insanların hikayesini anlatma şeysi de var. Bana en azından öyle geldi. Evet. Konuda ne dersiniz? Herkes yoruma açık tabii, yani gördüğünü istediğin gibi değerlendirirsin. Aslında çok fazla düşünülmüş bir şey değil. Yani aslında şeyi çok seviyorum, yani çiçekli böcekli dokuları çok seviyorum. İşte onlar zaman zaman giriyor ve çıkıyor. Hiç öyle bir şey seçim olarak, hadi ben şimdi şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama dediğin gibi yani mesela 1970'ler ve 80'lerde yaptığım dokuların içinde hep resmettiğim giysilerin çiçekleri vesaire var. Burada tabii daha da kolaylık var. Yani onu seçerek, onu bir kolaj halinde. Kağıt olağanüstü bir malzeme. Yani müthiş kendimi bütünleştirdiğim bir malzeme. Kumaş da aynı şekilde. Bir de bir şey daha var. Kolaj benim için çok güzel bir ifade biçimi. Dolayısıyla burada kolaj resimle buluştuğu zaman bir biçim alıyor. Kolaj tek başına başka bir biçim alıyor. Zaten tekstiller, tekstil kolaj, yani yine bir araya getirilerek oluşturulmuş bir kolaj hali. Böyle. Peki şey var mı? Bu bebeklerin bir kısmı, şu koridordakiler kundaklı, bir tanesi daha açık kundaklanmış. Hani onun herhangi bir anlamı var mı? Aslında bu yine çok fazla mihrap ve alınlık meselesini ben takıntılıyım ben. Neden o da? Yani onu çok uzun süre düşündüm. Yani nedir bu? Simetri mesela. Benim için simetri çok önemli. Hatta yattığım yerde bile muhakkak odanın ortasını hesaplarım. Yani iki tarafım dengeli olsun filan. Yani böyle bir tuhaf bir seçimim var. Yani öyle bir rahat ettiğim noktalar var. Sanıyorum burada öyle gösteremedik. Evet, ama o orta bölümdür. Yani çıplak olan orta noktadır. İki bu tarafta, iki bu tarafta şey vardır. Yani çıplaklığı da iki taraftaki kundaklıları dengeler. Ama yine kundak bezi açıktır. İstediğin zaman sarabilirsin etrafını. Yine ben bu kısımda görsel olarak eski işlerinizden bu 1992'de yaptığınız mistik nakliye ile bir benzerlik kurdum. Bilmiyorum siz düşündünüz mü? O da metal sepetlerden oluşan bir yerleştirme. İçinde de saten yorganlar var. Yine o dönemde göç eden insanların işte göç ettikleri yerde hamal olarak çalışmalarına o sepet bir, yani onun anlamı o hamallığı simgeliyor. İçindeki yorganlar da işte evini sırtında taşıma hali. Yine burada da hani kundaklama meselesinden bir sarıp sarmalama benzerliği ben kurdum ama güzel bir şey kurmuşsun. İşte demin söylediğim şey bu. Yani insanların bakarak kendilerine göre yorumlarını yapıp bunu paylaşmaları benim için son derece değerli. Aslında yuvarlak form da belki o simetri, denge vesaire gibi takıntılarımın arasında yuvarlak form da böyle bir takıntı.
doğrudur yani. Yani bunlar benziyor. Ben de daha sonra fark ettim. Yani bu enstalasyonu kurduktan sonra yine yuvarlak bir şeyler geldi diye ben de daha sonra fark ettim. Ama yorumun çok güzel. Bu iki işi birleştirmek ve yan yana getirmek hep işte bu başıma geliyor benim. Ya gördün mü bak ondan onu getirmişsin yere. Yani öyle bir amacım yoktu ama olmuş bir kere yani öyle bir şeyler oluyor gerçekten. Ya biz eleştirmenler için de böyle şeyler bulduğumuz zaman bir hazine gibi yazının çatısı oluşturmuş. Ama işte yani sanat eleştirmenliği de böyle bir şey. Ve bu benim için çok da değerli. Yani işin beni üzen bir tarafı var. Yani işler üzerine yazılmış olan yazılar. Bu yazılarda böyle bir batıda da olsa, burada da olsa, her yerde bir şablon kullanılıyor. İşte efendim kadın meselesi bilmem ne bilmem ne. Hayır. Yani gerçekten bir sanat üzerine bir yazı yazılıyorsa eğer, işte araştırılacak ve yakalanacak ince ilintilerin bunların olması lazım. Yani orada o bağlantıyı ben bana sorulan soruda anlatmayayım. Sen bunu bul ve yaz ve bana hediye et. Yani sanat yazarıyla, sanat eleştirmeniyle sanatçının ilişkisinin böyle olması gerektiğine inanıyorum. Ben hep bunu özlüyorum biliyor musun? Yani bu çok güzel bir şey.